Günaydın tekrardan. Bazılarınızla tanışma fırsatımız oldu. Tanışamadıklarımız için şu ana kadar kendimi tanıtayım. Benim adım Burak Akgeliş. 22 senedir Procter & Gamble'da çalışıyorum. Şu anda Türkiye, Kafkasya ve Orta Asya'daki sağlık ve kişisel bakım kategorilerinin ticari operasyonlarından sorumluyum. Jilette göz bebeği markalarımızdan bir tanesi. Bugün Skin Guard Sensitive ürünümüzü sizlere tanıtmak istiyoruz. Biliyorsunuz P&G 182 senedir dünyada, 32 senedir de Türkiye'de insanların hayatlarına dokunup onları iyileştirebilmek için çalışıyor değişik kategorilerde. Kuvvetle muhtemel içerinizde çoğunuzun evinde bir ürünümüz vardır. Ya Ariel, Aloe, Fairy, Pantene, Gillette, Venus, bunlardan herhangi bir tanesi vardır diye tahmin ediyorum. Bugün de Gillette'in inovasyonlarından bahsetmek için buradayız. Şimdi ben tıraşla ilk karşılaşmam askerde oldu. Askere kadar arada bir tıraş oluyordum. Fakat bundan 21 sene evvel askere gittiğimde her gün tıraş olmayı Kütahya'nın o kış soğuğunda sabah kalktığında -5 dereceye buz gibi suda, sularında zaten şeyler dolmuş, parmak gibi akıyor. O şekilde tıraş olmaya çalışırken fark ettim ki cildim biraz hassas ve sürekli buralar kızarıyor. Fakat tabii orada her gün tıraş olmak zorundasınız. Hafta sonu falan yok. Çoğunuz zaten yapmıştır. Biliyorsunuzdur. Orada anladım ki bu bir problem. Ondan sonra da sürekli olarak hayatım bu problemi yaşamaya devam ettim. Biz de sürekli tüketici araştırmaları yapıyoruz. Sürekli insanlarla konuşuyoruz. Nasıl farklı ve daha iyi bir ürün yapıp onların hayatını nasıl daha kolaylaştırabiliriz diye. Ve yaptığımız araştırmalarda şunu gördük ki 11 ülkede yaptığımız araştırmalarda insanların 3'te 2'si. Türkiye'de buran %80'e kadar çıkıyor. Hassas ciltler var ve bu hassas ciltlerin problemi kızarıklıktan tahrişe veya batıklara veya hatta daha da ileri seviyede olduğu zaman bu batıkların kanamalar falan filan problem yaratıyor. Bununla ilgili belki sizlerin de başına gelmiştir. Çoğunu şu anda sakallı görüyorum ama hani tıraş olursun, gömleği giyip kravatı takamazsın çünkü orada kanıyordur da o kan taşını sürmen lazım, onun kuruması lazım, bekleyeceksin ki belki olmasın. Bütün bunların araştırmaların sonunda Türkiye'de %80'i insanların böyle bir problemle karşılaştığını biliyoruz. Bu insanların da %50'si bize diyor ki ya ben bu hassas cilt yüzünden ya boynum kızarıyor ya buralarım kızarıyor, bunun yüzünden bu tıraş rutinimi, kişisel bakım rutinimi değiştiriyorum. Bu insanların yarısı ya daha seyrek tıraş oluyor, ya olmaktan vazgeçiyor, nasıl sakal modası var diyor ve sakal bırakmaya başlıyor. Ya da farklı yöntemler kullanmaya çalışıyor. Şimdi biz de yaptığımız inovasyonlarda buna dikkat ediyoruz. Farklı yöntemlerden kastımıyorsa şekilli sakal bırakıyor. Yani buralarını bırakıyor, buralarını alıyor falan gibi değişik yöntemler deniyor. Bizim ürünümüz de tam da buna hizmet etmek üzere dizayn edilmiş bir ürün. Tahrişlere karşı insanlarda gördüğünüz gibi ciltlerde sadece hafif kızarıklık da olabiliyor. Batıklar da oluşabiliyor. Bunlar kanamalara da sebebiyet veriyor. Bunun da iki tane ana sebebi var. Bir tanesi sürtünme, bir tanesi de basınç. Bu dedim ya binlerce insanlarla konuşuyoruz diye. Bizim Reading'de, İngiltere'de, Londra'nın kuzeyinde bir araştırma geliştirme merkezimiz var. Her gün 80 kişi gelip tıraş oluyor. Ve biz onları videoya alıyoruz, röportaj yapıyoruz, soruyoruz nedir ne değildir diye, ürünleri denetiyoruz. On binlerce kişiden oluşan bir database var. Ve orada insanların hep söylediği şey, daha iyi alsın diye daha çok bastırıyor. Daha güzel tıraş olmak. Halbuki o basınç daha çok tahrişe sebep oluyor. Yani veya tersten almak. O da ayrı bir sorun. Bir seferde geçiyorum almadı, ikinciyi böyle geçiyorum daha sağlam aldı. Bu tıraş olanların çoğunun büyük ihtimalle bildiği bir şey. Biz de bunlara karşı bir ürün geliştirdik ve ürünümüzün adı Gillette Skin Guard Sensitive. Üç tane temel özelliği var. Bir tanesi ve en önemlisi, masalarınızda da görüyorsunuz, ortasında bulunan bizim kendi aramızda tarak dediğimiz bir plastik bir parça var. Bu plastik parça aslında bir mühendislik ürünü. Onun açısı, aralıkları, hepsi uzun yıllar, on binlerce insanla yapılan araştırmalardan çıkmış bir şey. Bu sürtünmeyi azaltıyor ve cildi gerginleştirerek çok daha hafif bir dokunuşla kılların yerinden alınmasını sağlıyor.
Normalde biliyorsunuz 3 bıçak, 5 bıçak teknolojileri hep konuşuluyordu. Bunda sadece 2 bıçak var. Ama ortadaki o parça çok daha basit bir dokunuşla cildinizden tüylerin sorunsuz bir şekilde alınmasını sağlıyor. İkinci inovasyon, kullandığımız bu üründeki bıçaklar cerrahların ameliyatlarda kullandığı neşlerden çok daha ince bir bıçak. Çok daha ince ve özel bir kaplaması var. Bu özel kaplaması sayesinde de sürtünmeyi normal bıçaktan çok daha aza indiriyor. Bütün bu tahrişlerin, batıkların, kızarıklıkların sebebi de sürtünme olduğu için bizim kullandığımız kaplama onu sağlıyor. Bir üçüncü özelliği de bu yeni ürünümüzün. Çoğu tıraş bıçağında normalde bıçakların arkasındadır kayganlaştırıcı bant. Bunda hem önünde hem arkasında kayganlaştırıcı bir bant var ki bıçakların daha az bir sürtünmeyle cildinizden geçmesini sağlıyor. Bu üç özelliğiyle beraber SkinGuard ürünümüzün en iyi ürünümüz olduğunu düşünüyoruz. Ben bunun ilk numuneleri Türkiye'ye geldiğinde kullanmaya başladım. Ve ben gerçekten hassas cilde sahip bir insandım ve buralarım sürekli kızardığı için böyle kravatla falan gezerken de bütün gün boyu buraların tahriş olmasından dolayı kendime lazer bile yaptırdım bir çizginin altında ki bu özellikle boyun bölgesinde bunu taktığımız zaman kravatı bütün gün burası tahriş olmasın diye. Ama bunu kullanmaya başladığımdan beri son 3 aydır hiçbir kızarıklık yaşamıyorum. Ve tek geçişte tersten almak zorunda kalmadan da sakallarımı çok rahatlıkla kesebiliyorum. Erken kullanmaya başlayan tüketicilerimizden aldığımız geri dönümler de çok pozitif oldu. Kullanan insanların çok büyük bir çoğunluğu ürünün çok daha farklı olduğunu hissediyor ve bunu sağ olsunlar yorumlarında da sosyal medyada belirtiyorlar. Biz de gardını al diyoruz. Tahrişe karşı gardını al sloganıyla bu ürünümüzün lansmanını yapıyoruz. Bunun bütün anlattıklarımın özeti olan bir de reklamımız var. Size onu da izletmek istiyorum. Erkekler tıraşta tahriş gibi sorunlarla baş etmediği için her yolu dener. İşte bu yüzden devrim yaratan Red SkinGuard Sensing tasarladık. Bıçaklar arasındaki benzersiz SkinGuard teknolojisi cildinizdeki basıncı azaltır ve tahrişi engellemeye yardımcı olur. Klinik onaylı yeni Red SkinGuard ile tahrişe karşı gardını al. Erkek için en iyisi Red. Evet, umarım siz de dener ve denetirsiniz bu ürünü. Ve umarım daha da önemlisi farkını görürsünüz. Beni dinlediğiniz için teşekkür ediyorum. Sizi fazla yormamak adına çok kısa tuttuk. Eğer sorularınız varsa ben onları almak isterim. Onları yanıtlamak isterim. Mesela bu ürünü kullandıktan sonra sakalı hani alma yönü diye bir şey kalmıyor artık, değil mi? Her taraftan. Hani yukarıdan aşağıya doğru. Burası evet. Tersine doğru giderdi ya. Evet. Şimdi bunun özelliği şu, ortadaki tarak adını verdiğimiz, bizim takım arasında tarak adını verdiğimiz normalde buralarda sağ, sol, üst, aşağı her yöne sakal çıkabiliyor. Buralar daha düz çıkarken buralar her yere çıkabiliyor. Bu tarak onu düzeltiyor keserken. İlk bıçağın temasından sonra o tarak hepsini tek yöne doğru topladığı için tek yönde kesmiş oluyorsunuz. Dolayısıyla öyle bir avantajı var bu. Reklamdaki ters kesiyordum, bir de ona böyle ters kesen sonra... Ama tek seferde, yani sakalınız ne diyene çıktığıyla alakalı. Siz daha iyi biliyorsunuz, her gün tıraş olanlar daha iyi biliyor. Böyleyse tek yön, böyleyse tek yön. Tersten almaya gerek yok. Kullanım sayısı? En az 15 tıraşa kadar dayanıyor bıçaklar. En az 15 tıraşa kadar dayanıyor. Bıçaklarınızın uzun ömürlü olmasını istiyorsanız, bu arada hani bir ipucu vereyim. Genelde biz ne yaparız tıraş olurken? Lavabonun kenarına vururuz mesela temizlensin diye. Bu kötü bir şey. Çünkü üstündeki o kaplama, özel kaplama, o sürtünmeyi azaltan özel kaplama siz vurdukça görmeseniz de mikron seviyesinde kırıklar oluşuyor üzerinde. Dolayısıyla daha çok tahriş etmeye başlıyor. Ama biz televizyon bozulunca da vuruyoruz yani. Doğru. Bir alışkanlık var. Ama vurmamak daha iyi. İkincisi çok sıcak suyla, normalde soğuk su sevmiyoruz ya sıcak suyla, dolayısıyla çok sıcak suyla bıçakları temizliyoruz. Ona da gerek yok çünkü o sıcak su da kaplamanın deformasyonunu hızlandırıyor. Dolayısıyla bıçağın ömründen yiyor. Normal sıcaklıkta bir suyla temizlemek gerekiyor bıçakları ki daha uzun ömürlü olsunlar. İnşallah tarih problemi en azından benim için büyükler. O yüzden sakal bırakıyorum. İnşallah bakalım. Bir de sosyal medyada yazacağım. Beni inşallah memnun kalırsınız. Memnun kalmaz.
Her türlü müşteri geri bildirimine tabii ki açığız. Zaten o geri bildirimler sayesinde sürekli portföy yeniliği geliştirmeye çalışıyoruz. O yüzden her gün 80 kişi gelip de tıraş oluyor. Her Allah'ın günü hafta içi 80 kişi gelip orada o merkezde aynanın karşısında, aynanın arkasında kamera var. Söylüyoruz bak kamerayla sizi kaydediyoruz diye. İnsanlarla onları konuşuyoruz ve bu tip geri bildirimler sayesinde ürünlerimizi geliştirebiliyoruz. Onun için her türlü fikri de açıyoruz. Biraz denemek isterseniz bir modelimiz var yani. Tabii ki. Ve uzun sakallarda da işe yaradığını göreceğiz. Ben çünkü önce bir iki gün tıraş olmayıp hafta sonu pazartesi de denediğinizde aynı performansı alabiliyorsunuz. Buyurun. Biraz teknoloji konuşmak istiyorum ben. Tabii. Teknoloji basını olduğumuz için biraz da. İşte bıçaklar 2 bıçak, 3 bıçak, artık 15 bıçak falan gidecek diye espriler yapıyorduk yerlerimizde bilirsiniz. 2 bıçağı düşürmüşsünüz. Aradaki tarak teknolojisi güzel teknolojiler bunlar ama inovasyon merkezinde veya Ar-Ge merkezinde ne kadar bir sürede bunun teknolojisi geliştirildi? Kaç kişilik bir ekip tarafından hayata geçirildi? Kaç sene sürdü bu ürünü bu şekilde tasarlamak? Tamam. Bizim dünyada iki tane araştırma geliştirme merkezimiz var. Bir tanesi Boston'da merkezde Cilit'in kurulduğu yerde. Bir tanesi Reading'de İngiltere'de. Reading'de 100 küsur tane bilim adamı çalışıyor. Bunların içerisinde biyologlar var, dermatologlar var, biyokimyacılar var, kimyacılar var, fizikçiler var, makine mühendisleri var. Çünkü aslında bir tane bıçak deyip geçtiğiniz şeyin arkasında onun inceliği ve hangi açıyla oraya monte edileceği, mesela ilk bıçaklı diğer bıçakların açısı farklıdır ama gözle baktığınız zaman kimse fark etmez onları. 5 tane bıçak var işte der. Onların neden o açıda olması gerektiği. Bizim diğer ürünlerden farkımız arkadaki süspansiyon teknolojisidir. O yayların geliştirilmesi. Çünkü aslında tıraş dediğiniz iş, biz onları mikroskop altında tıraş olan insanları da seyrediyoruz özel kamerayla. Mikron mertebesinde cilt, kıl ve bıçak arasında geçen bir ilişki var orada. Ve mikron mertebesinde, hani böyle milimetrelerden konuşmuyoruz, mikron mertebesinde. Onun çok hassas olması gerekiyor. Bunun için de 1,5 senelik toplam bir sürede ancak geliştirildi. Arkasında konacak yayların elastisitesi, o yaylar ilk bıçakla ikinci bıçak arasında farklıdır. Onların özellikleri. Kaplama nasıl daha iyi oluyor? Çünkü envai çeşit kaplama teknolojisi var. Sonuçta bunlar paslanmaz, çeliğinde belli bir kaplama. O kaplamanın nasıl daha kaygan olacağıyla alakalı ve nasıl cerrahi neşlerden bile daha ince yapacağız. Ama bir yandan da insanlar için güvenli olacak ki sağını solunu kesmeyecek veya ters bir hareketle kesmeyecek. Yani 1,5 senelik bir süreçte 100 küsur tane bilim adamının ve aralarında kimyager de var. Çünkü mesela o kayganlaştırıcı bandın içine koyduğumuz ürün sürekli geliştiriliyor. Bunu biyokimyacılarla çalışıyorlar ve dermatologlarla çalışıyorlar. Çünkü her cilt yapısına uygun olması lazım veya suyun göstermemesi lazım. Kıl yapılarını araştıran o dermatologlar var mesela. Her ülkede farklı. Ben Orta Asya'ya da bakıyorum. Oradaki insanların vücudundaki kıl yapısıyla Türk insanı başka. Veya İskandinav ülkelerine çıktığınız zaman daha sarı tenli, beyaz tenli insanlar da bambaşka. Dolayısıyla onların hepsine de uyacak bir şey olması lazım. Hepsine ayrı ayrı ürün geliştirmemek adına. Çok ufak bu görsel mesela örnek olarak gösterebiliriz. Şurada gördüğünüz aslında bir sakaldaki kılın kalınlığı. Cerrahi leşler ve bizim jilet bıçaklarımızın aslında mikron derecesinde... Şu cerrahi leşlerin kalınlığını gösteriyor. 1000 kere büyütülmüş hali. Bu da jiletin bıçağını gösteriyor. Çok daha hassas bir şekilde, bu da cildiniz. Çok daha hassas cilde dokunarak, burada önemli olan sürtünmeyi azaltabilmek zaten. Sürtünme ve baskıyı azalttığınız zaman o tahriş problemi minimize oluyor. Bu bıçak ne kadar ince ise o kadar az sürtünüyor. Tamam, valina zannediyorum. Şekil 1000 kere büyütülmüş hali olduğu için evet doğru biraz değişik gözüküyor tabii burada. Peki şey olmayacak mı bundan sonra bu pilli bir ürününüz var ya hani titreşim de yapıyor. O var. Onun için çok daha yakın tıraş isteyen insanlar da var yani. Hani ben tahriş mahriş olmuyor. Kızarıklık bende yok. Ama benim derdim pürüzsüz bir cilt. Onlar gene o titreşimli 5 bıçak ürünümüz devam ediyor. Bunu ayrı bir standa koyun, gardını al diye de milletin kafası karışmasın. Bu zaten rafta, evet, rafta beyaz bir blok olarak. Ben bir yanlış bir aldım, jilet aldım güne kadar. Bu hassas ciltler için özel bir ürün yani. Ve insanlar hani biz Türk erkeği olarak hani genelde sakalımız sert, işte kıllı olmam önemlidir. Ben mahallede top oynarım ya, at abinin kıllı göğsüne derler. Hani bizde
bu şeydir yani, vardır. Ama insanlarla konuştuğunuzda da %80'i de bir yandan da cildim hassas diyor. Başka yardımcı olabileceğim bir sorunuz var mıdır? Uzak Doğu'da hani genelde közelik var ya, orada satışlarınız çok düşük. Yani onlar... Çok düşük değil. Orada da enteresandır. Sakal modası pek yok. Herkes tıraş oluyor. Onun için aslında o kadar düşük değil satışlar. Kesiyor yani. Tabii tabii kesiyor. Ve sakal modası çıkmadığı için çok. Yani buradaki gibi sakallı bezme modası yok. Dolayısıyla orada sorun yok satış olarak. Şirketsiz çıkıyor. Bir buradan çıkıyor, bir buradan çıkıyor, bir buradan çıkıyor. Oran ve fiyatı merak ediyor. Aynen. Sektörde. Burada ben afiyet soruyorum. Gerçekten soramıyorum. Fiyatlar uygun değil. Bütün müşteri fiyatı. Herkese uygun. Yapar bir şeyler. Herkese uygun yani. Dört tanesi ne kadar abi? Ne bulalım? Dört tanesi yani Migros fiyatı 110 lira civarında. Migros. Bir şey diyeyim mi? Ben varım. Bir berber burası. Doğru. 15 lira çoğulasın dedi. 60 lira şimdi git şey değil. Ben çok ufak bir araya da gideyim. Kutularımızda da aslında hem tıraş bıçağı hem yedek bıçak var. Bir de bu seriye özel bir tane jelimiz var. Jelle birlikte bu bıçakları kullandığımızda normal diğer bıçaklara göre 4 kat daha fazla koruma sağlama iddiamız var. Bir de tabii milli takım sponsoruyuz. Milli takım da olmuş. Size de böyle imzalı milli takımında bayrağımızı dalgalandırdı bugünlerde. İmzalı forma giyebilirsiniz. Emre Bey'in odanın forması varsa imzası var da canlıyorum. Kalsın. Teşekkür ediyoruz o zaman. Çay, kahve, ilet sohbeti devam edebiliriz.